İngiliz Derin Devleti'nin kadın elemanları homoseksüel kadınlar oluyorlar. Evet. Kadın olmaktan nefret eder onlar. Erkek gibidirler. Çok kindar, çok enaniyetli, azgın, manyak ruhlu ve psikopattırlar. Gizliliğin daha da gizliliğinden hoşlanır. Gizli fitneden, gizli pislikten çok zevk alır, şeytani bir zevk alır. Onun için internet bunlara muazzam imkan sundu. İngiliz Derin Devleti de müthiş sistemler geliştirmiş internette. Bu alçaklara bunları gizlice sunuyorlar. Onların da muazzam imkanları oluyor yüzde. Yani bütün pislik ağını bu şekilde kurmuş durumdalar. Kendi aralarında hesaplaşma, kendi aralarında konuşma, her türlü melaneti işleme için her türlü imkanı sağlamış İngilizlerin devleti. Onun için Japonya'daki bir elemana da çok rahat ulaşabiliyor. Londra'daki bir elemanlara da çok rahat ulaşabiliyorlar. Birbirlerini tanıma sistemlerini de anlattım. Evet. Yani adam mesela Galata Köprüsü'nü gördüm, bitiyor. Fil gördüm mü bitiyor. Yahut Galata Kulesi'ni gördüm bitiyor. Yahut Galata'dan herhangi bir resim. Çünkü eskiden İngilizlerin devletinin hakim olduğu yerler orası. Evet. Bir hatıra olarak onların önemli gördüğü bir şey. Veyahut İngiliz bayrağının renkleri. O klasik bir laciverti var onun. Evet. Ve klasik bir kırmızısı var İngiliz bayrağında kullanılan. O tam o tonları kullanıyor. Mesela oradan anlaşılıyor. Veyahut mesela bir homoseksüel heykel. Ama en ziyade bütün tanıdıkları hep böyle Darwinist, homoseksüel, ateist, efendim ipini sapını karmış adamlar. Her çeşit adam yani. Bir tek onlar değil yani. Ama böyle hep isyankar, topluma, insanlara isyan etmiş, enaniyetli, hırçın, saldırgan, bir türlü ruhu denge tutturamayan manyak tipler. Ama bunlardan bir tanesini bulursa bir Müslüman bayağı sevinsin. Çünkü Alaaddin'in lambasının içerisindeki iblis gibi yani. Evet. Onu orada koruyup kollayacaksın ki şeytanın bütün özelliklerini görebilesin. Evet. Şeytanı tanımak için her mümin topluluğunun münafıklara ihtiyacı vardır. Evet. Yani münafığı apar topar göndermek değil de onu efendim bir kobay gibi besleyip onun yaptığı bütün pislikleri takip ederek şeytanın sanatını, kirli sanatını görmek lazım. Şeytanın kirli mesleğini görmek lazım. Çünkü bunlar av köpeği gibi kullanılabilecek tiplerdir. Yani bunların koku alma gücü yüksektir. Yani bunu bıraktığında hemen gider şeytanı bulur. Evet. Ama sen bulamazsın. Mesela iblisin adamlarını hemen gider bulur o. Sen bulamazsın. Evet. Onun için yani Müslümanlar münafık beslediklerinde bundan hiç gocunup rahatsız olmasınlar. Ama tabii çok iyi kafa çalıştırmak lazım. Yani münafık avuçtaki ateş gibidir yani. Tehlikeli bir mahluktur. Çok iyi bir akıl, iyi bir dikkat gerektirir. Yani şehir akımıyla oynuyor gibidir yani. Çok dikkatli olmak lazım. Münafığın sağı solu da belli olmaz. Yani çok dikkat etmek gerekir.